Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ayı hakkında bilinmesi gereken her şeyi konuşacağız ama öncesinde çekişimiz için son güne girdiğimizi hatırlatmalıyım Siz de hala katılmadıysanız aşağıdaki referans linkimle BTK GM üye olun ve çekişe katılarak 999 Fura Star kazanma şansını yakalayın Evet ayı avına dönecek olursak ayı avı hem yeni oyuncular hem de eski oyuncular için önemli bir konu çünkü çünkü iki günde bir her ittifakın yaptığı bir etkinlik diyebilirim. Tabii ki aktif ittifaklar için konuşuyorum. Ay ilk günler için kaynak görünen iyi olsa da zamanla esas taşı açısından önemli anlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü esas taşı elde etmek çoğu mağazada maliyeti yüksek. Bu yüzden taş kazanmanın en iyi seçeneği ayı avı oluyor. İlk olarak size ayı avının kuruluşundan ve yerleşiminden bahsedeceğim. Çünkü bu konuyu pek çok üye merak ediyor. Hatta itiraz edenler oluyor. Bu yerleşimi sebeplerle birlikte açıklayacağım. Şimdi 1453. eyaletteki ayı bir bakalım. Ayı yerleşimi ittifakın 3. günü yapılabiliyor arkadaşlar. 3. günde olduğunda ve yeterli kaynağınız olduğu zaman ayı yerleştirebilirsiniz. Ayı yerleştirmek için de belli bir miktar kaynak gerekiyor ama çok yüksek bir kaynak değil. Hani. Şöyle göstereyim şu anki mevcut ayı yerimizi. Bu şekilde bir yerleşim yaptık. Gördüğünüz gibi hiç boşluk kalmayacak şekilde ayının etrafına 3-4 sıra yerleştik arkadaşlar. Ve aynı zamanda fark ederseniz ayının 3-4 sıralık yakınında şöyle ittifak demir madeni gibi ittifak kaynakları yok. O 3. 4. sıradan sonra başlıyor o kaynaklar. O yüzden ayı yerleşiminde dikkat edilmesi gereken şeylerden biri düz bir zemine yerleşmek. Yani dağ çıkıntısı, ittifak kaynağı, sancak vesaire gibi bize engel olacak şeyler olmamalı. Şöyle haritadan baktığımızda mesela etrafımızda dağ var mı size dağları göstereyim. Aynen böyle çıkıntılar mesela buralara yerleşim yapılamadığı için bu tarz küçük ve büyük dağların etrafına koymuyoruz arkadaşlar. Bir de dediğim gibi böyle nizami bir yerleşim yapılabilmesi için sancak konusu da önemli arkadaşlar. Ayının etrafında bir ton sancak olursa bu sefer nizami bir yerleşim yapılamaz. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu tundura karargahının belli bir bölgesi var. Bir, belli bir hacmi sizin topraklarınız yapıyor. Biz bu tundura karargahının en uç köşesine yerleşiyoruz arkadaşlar. Onun en uç köşesi de şöyleydi. Bak gördüğünüz gibi çizgi çizgi bir çizgiler var ya mavi kesik çizgiler. Bu tundura karargahı sınırıydı. Biz sağ üst köşesine yerleştik. Siz isterseniz sol üst köşesine de yerleşebilirsiniz. Sağ alt köşesine de yerleşebilirsiniz. Hani Burada e, etrafınızdaki e, dediğim gibi engebelerin, işte ittifak e, ittifak kaynaklarının önemi var. Bizim için sağ üst köşe en uygunuydu. Çünkü etrafta ittifak kaynağı yoktu. İlk üç sırada bize engel olacak. O yüzden biz de sağ üst köşeye yerleştik. Bunu size e, tabloda da göstereceğim arkadaşlar. E, eğer iyi bir aktif bir ittifak lideriniz varsa e, bunu güzel bir şekilde planlamıştır. Benim yaptığım tabloda bu şekildeydi. Şöyle kırmızı e, işaretli yer bizim karargahımızda 3x3 lük bir e, karargahın kendisi yer kaplıyor. Sonrasında da e, buradan 2, 4, 6. Bir, bir daha sayayım. 2, 4, 6. Aynen 2, 4, 6. Yani 6 bu taraftan. 3, 4, 5, 6. Altı da bu taraftan olacak şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde üst taraftan da altı gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu bizim sınırımız olmuş oluyor arkadaşlar. Bu karargah sınırı olmuş oluyor şu şekilde. Burada kara olduğu için algılamıyor. Oraya. Her neyse. İşte yani arkadaşlar bu ayın tam böyle köşeye gelecek şekilde ayı yerleştirdim. Hatta şöyle bir kopyasını oluşturayım. Oradan göstereyim ben sizlere bunun temiz halini görün. Evet arkadaşlar şimdi temizledim ben sizin için. Burada karargâhtan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım saydım. Yukarı doğru da gene 1, 2, 3, 4. Ayının kendisi zaten 3 adım arkadaşlar. Yani 3 adımda daha toplamı Toplamda 6 adım olmuş oldu. Yani karargah çizgilerimizi aşağı yönden de 6 adım gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu bölge arkadaşlar bizim karargahımızın şu mavi ile işaretlediğim bölge karargahımızın içine aldığı bölge. Biz de ayımızı sağ üst köşeye yerleştirdik. Sağ üst köşeye yerleştirdikten sonra hemen etraftaki ittifak kaynaklarını ölçtüm. Şurada et çiftliği vardı hemen sağ tarafta, şu ittifak et çiftliği, onu tabloda yerleştirdim. Sonra üst tarafta ittifak demir çiftliği vardı şuradaki, onu tabloya yerleştirdim. Sonrasında da bu aslında iki sıra şöyle şu şekilde, sıra yer kaplıyor tabi. Sonrasında da arkadaşlar buradaki mevcut sancaklarımızı daha doğrusu dikeceğimiz sancaklarımızı işaretledim. Sancaklar da 3'e 3'lük üçlük bir alan kaplıyor arkadaşlar. Yani bir sancak şöyle bir alanı içine alıyor. Yok şöyle. Sancak şöyle bir 3'e üçlük bir alanı içine alıyor arkadaşlar. Buna göre diğer sancakları da yerleştirdim. Şöyle. Bir tanesi böyle olacak şekilde. Bir tanesi böyle bir alanı alacak şekilde bir tanesi de böyle bir alanı yer alacak şekilde bütün sancaklarımızı da siyah noktalarla işaretledim arkadaşlar sonrasında iş geldi ikili ikili yerleşim yapmaya bir kenardan şöyle başladım numara vermeye mesela atıyorum 1 numara iki numara diye bu hücreleri birleştirdim ve dört kare kaplıyor bir kişi bir kişi dört karelik yer kapladığı için bu şekilde 1-2-3-4 diye ayın etrafına yerleştirdim. İlk sıraya 8 kişi, ikinci sıraya 11 kişi gibi bu şekilde yerleşimi yaptık. Sonra da buradan 1-2-3-4 diye de ilk 44 üyeyi sıraladık arkadaşlar. Yani güç sıralamasına göre ilk 44. sırada yer alan üyeyi sıraladık ve buradaki 1-2-3-4'e göre o üyeleri yerleştirdik. O üyeleri de nasıl yerleştirdik? Mesela şurada Tota Vengeur diye bir şey atılmış etiket atılmış burada tek tek böyle kişilere etiket attık kim nerede olacak nasıl olacak şeklinde burada böyle bu şekilde sırayla yerleştirmiş olduk o kişileri Bu etiket sayısının ona çıkması işte bu yüzden ittifak yöneticileri için çok iyi oldu arkadaşlar. Çünkü ayı yerleşimi sırasında çok fazla etiket gerekiyor. Birinci sıraya yerleştirildik, ikinci sıraya geçiyorsunuz falan filan derken en mantıklısı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Peki e, burada niye güce göre sırlanıyor? Yani niye güçsüzler arka plana bırakılıyor gibi bir düşünce olursa hakkınızda arkadaşlar. Bunun sebebi e, siz ayıya verdiğiniz hasar sizin e, katıldığınız seferberliğe, seferberliğe katıldığınız kişinin gücüyle çok orantılı. Atıyorum sizin seferberliğinize insanlar çok düşük puan alırken birinci ikinci sıradaki kişinin seferberliğine 2-3 katı puan alabilir arkadaşlar. Bu yüzden hani sizin ön sırada olmasının ne size faydası var ne de ittifaktaki diğer kişilere faydası var. Her zaman en güçlü kişiler önde olmalı ki siz de o en güçlü kişilerin seferberliğine katılıp bir an önce seferberlikten dönsün yani o süreler kısa, kısalsın. Hep en güçlü kişiler seferberlik açsın. Ay'a yakın olanlar çünkü seferberlik açmalı. Ayıya yakın ve en güçlü olan kişiler seferberlik açarsa hem sizin için iyi olur hem de ittifan diğer üyeleri için iyi olur arkadaşlar. O yüzden burada alınmacı güce yok. Ki kimse ayın etrafındaki yeriyle ilgili küslük yapmasın veya başkasının yerine geçmesin arkadaşlar. Artık biliyorsunuz ki oyunda kendinize mesaj gönderme özelliği var. Kendi konumuzu kendinize mesaj gönderin. Bir yere ışınlandığınız zaman geri dönerken de gene kendi konumuza dönün arkadaşlar. Tabii arada bunu yapmayan unutan arkadaşlar olabiliyor o zaman sizin yerinize başkası geçmiş oluyor diyor. O zaman da tatlı bir dille orasının kendi yeriniz olduğunu söylersiniz. Zaten ilk 3 4 sıra sonrasında yerleşim yapılmıyor. Kim isterse geçiyor. O yüzden hani ilk 45'i biz şu an yerleştirmiştik. Muhtemelen ilk 3 sıra falan da. Sonrasındaki kişileri de hani istediğiniz yere geçebilirsiniz. Yeni bölgeye gelebilirsiniz demiştik. durum bu şekilde arkadaşlar. İlk 3 4 sıra sabit bir şekilde yerleri belli olmalı normalde. Şimdi gelelim ayı avındaki hasarınızı nasıl arttıracağınız konusuna arkadaşlar. En çok aklınızın takıldığı konu ayı avına hangi kahramanlarla katılmalıyız konusu diye tahmin ediyorum. Çünkü biz bunu duyurularda olsun toplu mesajlarda olsun genelde üyelere çoğu ittifak geçiyor. Hatta bazı ittifaklar ceza gibi hani seferberlikten çıkarıyor buna uymayanı. Yani bir kural gibi koyuyor bunu. Uymazsanız seferberliklerden atılıyorsunuz. O yüzden bu kuralı anlamayanlar için detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bizim hirolarımız var bildiğiniz gibi ve hirolarımızın şurada yetenekleri var. Bir kaşık tarafında etkili yetenekler, biri de sefer tarafında etkili yetenekler. Biz dağıya sefer birlikte katıldığımız için bu sefer tarafındaki sağ üst köşedeki yetenek aktifleşiyor arkadaşlar. Bu da birliklerin hasarını %20 arttırır diyor gördüğünüz gibi. Bir sonraki aşamada da %25 arttıracak. E, birlik hasar bizim için önemli. Ayıya ne kadar çok hasar vursak o kadar çok puan alıyoruz o yüzden. O yüzden Jesse karakteri ayıda seferberliklere katılınacak karakterlerden biri. O özellikle bir diğer karakterimiz Jesse karakteri. O da birlikler için verilen hasarı böyle yüzde %10, 15, 20, 25 diye maksimum 25'e kadar arttırıyor arkadaşlar. Aynı Jesse de olduğu gibi. Bir diğer hasar veren karakterimiz Seun. O da aynı şekilde tüm birliklerin saldırısını %25 oranına kadar arttırıyor arkadaşlar. Tabi bu özelliklerini geliştirmeniz lazım arttırabilmesi için. Ondan sonra bir de e, jeronimo var arkadaşlar. jeronimo zaten direkt kendisinin özelliği birliklerin verdiği hasarı %25'e kadar arttırıyor. Bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi ama jeronimo karakteri herkese olmadığı için o sorun değil. Yani bize ayıda 3J kuralı dediğimiz bir kural var. Jesse, ceser Jeronima. Bir de üstüne SEO var arkadaşlar. 3Y 1S de diyebiliriz hatta bunu. Niye 3 3Y kuralı demişler bilmiyorum. Her neyse bu 4 hiromuzla arkadaşlar birilerinin seferberliklerine katılıyoruz. Yani birilerinin seferberliklerine katılıyoruzdan kastım. Bu 4 hiro'nun üçünü aynı anda aynı anda koymuyoruz tabii ki. Önce C'si sonra C'ser sonra SEO şeklinde değil. Sadece en öndeki kahramanın yeteneği önemli arkadaşlar. En başta duran kahramanınız bu kahramanlardan biri olmalı. Yani sizin dört tane intikar hakkınız varsa dört tane seferberliğe katılabiliyorsanız sırayla bu dört kahramanı her bir seferberliğe birer tane olacak şekilde göndermelisiniz arkadaşlar. Kendiniz seferberlik açacağınız zaman ise en güçlü kahramanınızı açmalısınız. Zaten size seferberlik açarken en güçlü kahramanınızı direkt otomatikman koyuyordur. Eğer ayı avında bunlar dikkat etmekte zorlanıyorum. Ben ayarlayana kadar e, seferberliğe başkaları katılıyor diye dert ediyorsanız onun da kolay yolu var arkadaşlar. Burada e, ekipler kısmı var. Birlik dizilişleri diye de biliniyor. Burada kendinize 1, 2, 3 diye birlik dizilişi yapabiliyorsunuz. E, kilitli yerleri açtıysanız gördüğünüz gibi böyle 23. seviyede 4. birlik dizilişin yeri açılıyor falan filan. Yani seviyelerle de daha fazla birlik dizilişi kaydedebiliyorsunuz zaten. Burada mesela başa cesi koyacaksınız. Atıyorum sonra bunu koydunuz. sonrası koyduğunuz, koyduğunuz kişi zaten çok önemli değil. Bizim için başa koyduklarınız önemli. Eşitte dediniz, kaydet dediniz. Bunu mesela ikiye kaydedelim. Bizim bir de zaten bir e, av intikal dizleşimiz vardı. Evet bu şu an ikinci oldu. birincide Cina'nın e, oldu. İşte bu hayvanlara saldırırken Cina kullanıyorum. Onun düzeyi vardı. E, Sonrasında bir diziş daha yapalım sizle birlikte. Bu sefer de kim olsun? Seyyun olsun. Seyyun'u koyduk. Yanına birini koyduk. Yanına birini koyduk. Kimi koyduğumuz zaten önemli değil. Eşittir de dedik. Kaydet dedik. Bunu da 3 numaraya kaydettik arkadaşlar. Yani artık seferberliklere katılırken bu üstten 2-3 diye seçmeniz yeterli olacak. Yani orada kahraman ayarlaması yapmakla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Mesela bir seferberliğe katılalım. Hemen burada 2 numaraya bastığında Cesile olanı getiriyor. 3 numaraya bastığında Seyyun'la olanı getiriyor. Bunun da kolay yolu bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ayıya doğru kahramanla katılabilirsiniz. Ayıda e, hasarı etkileyen şeyler konusuna geleyim son olarak. Ayıda hasarınızı etkileyen şeyler tabii ki sizin kendi kişisel gücünüz de var. Kendi birlik hasarınız da var. E, katı seferberliğine katıldığınız kişinin gücü ve birlik hasarı da var. Sizin seferberliğinizde katılan kişilerin hangi kahramanlarla katıldığının önemi de var. Çünkü atıyorum bir seferberliğe 13 kişi katılıyor mesela. Bu 13 kişiden kaç tanesi Jesse yollamış, kaç tanesi Cesar yollamış. Mesela bu ayı avı değil normal bir seferberlik ama ben size göstermek amaçlı söylüyorum. Mesela Jesse var, Seyum var ama arada Molly'ler var mesela. Normal 4 tane en güçlü karakterin özelliği devreye giriyor. Siz Jesse veya Seyyun varken Molly ile katılırsanız tabii ki de Molly'nin özelliği devreye girer. Molly'nin özelliği de bizim için ayı avında bir işe yaramadığı için bu sizin bonusunu düşürür. Yani %25'lik birlik hasarı bonusu kaybetmiş olursunuz. Sizin seferberliğinize katılan kişiler yanlış katılırsa. O yüzden herkesin bu kurallara uyması önemli diyoruz arkadaşlar. E, seferberlikte eğer gönderecek uygun bir hero'nuz yoksa hirosuz gönderin. Yani kahramansız gönderin arkadaşlar. Böylece diğer kişilerin bonusunu olumsuz etkilememiş olursunuz. Diğer kişilere ekipteki seferberlikteki diğer kişilere bonus kaybettirmemiş olursunuz arkadaşlar. Evet bir diğer önemli konu da ayıya olan yakınlık uzaklık zaten onu biliyorsunuz. Seferberliklerin süresi açısından ayıya çok uzak olmamanız lazım. Yani güç sıralamasına göre zaten sizin yeriniz belirleniyordur. diğerler, diğer kişiler de istediği yere geçsin derdiğinde siz olabildiğince en yakın yere geçmeye çalışın yani. Evet, kişisel birlik saldırı gücünüz, seferberlik liderinin gücü, seferberlik katılan kişilerin kahraman seçimleri, sizin ayı olan uzaklığınız, bunlar ayı avı için sizin kazanacağınız puanı etkileyen önemli konulardı. Bir diğer konuda doğru seferberliklere hızlı bir şekilde katılmak. Böyle gördüğünüz gibi üstte bir süre akıyor arkadaşlar o sürede en yakın olana katılmaya çalışın ve hızlı davranın yani siz iyi takip yaparsanız seferberlikten dönüş anınızı beklerseniz ve hızlı bir şekilde oradan e, birlik dizilişlerinden doğru dizilse basılıp katılırsanız e, daha fazla sürede daha fazla seferberliğe katılıp puan kazanmış olursunuz yani ayı avı e, önemli bir de takip gerektiriyor arkadaşlar Sanıyorum ki söylemediğim bir şey kalmadı. Hala aklınıza ayağı ile ilgili takılan bir şeyler varsa lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar cevaplamaya çalışırım. Ayrıca Discord sunucumuza gelip oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer ayağının yerleşimi ile ilgili aklınıza takılan bir kısım varsa tablolaştırmakta zorlanıyorsanız oradan da size yardımcı olabilirim. Yayın açarsınız ben size nereye neyi yerleştirmeniz gerektiğini söylerim. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik lütfen abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.